Yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bu evden 3. video. İlkini konsept olarak anlatmıştım. İkincisine nereden videosu. Bugün de sanat eserleri, yani böyle küçük bir koleksiyonerim. Bu sene başladım özellikle. Son 8-9 aydır çok sevdiğim eserleri topluyorum. Sanatçılarla tanışıyoruz. En çok sorular da Instagram'dan. Bu eser kimin? Bunu hangi galeriden aldınız? O kısımları burada tamamlayacağız. Ve devamlı bu videoyu izleyeceğiz ondan sonra. İlk eser hem dostum hem arkadaşım İsmet Değirmenci'nin işi. Burada Yaban Fısıltıları bu tablonun ismi ve hikayesi var. Tamamen dünyadan kopuk bambaşka bir yerde yaşıyorsunuz. Ve orada kendi hikayenizi kurduğunuz bir dünyaya götürüyor. Tabii en önemli sorulardan bir tanesi de bu eserleri alırken nasıl seçim yapıyorsunuz? Eserleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz dediğiniz noktada da zaten galerileri gezdiğinizde ve bu işin içine girdiğinizde şimdi birçok eserin içinde dikkatinizi çekiyor ve işte bu benim olmalı dediğiniz noktada o eser sizindir kesinlikle. İsmet Değirmenci Imoga Art'la çalışıyor, Eda'yla. Imoga Art'tan ulaşabilirsiniz bu seriye. Ve kendisiyle de iletişime geçebilirsiniz. Alican Leblebici, Ferda Art platformdan aldım. Şimdi galerileri ve sanatçıları söyleyeyim ki belki hesaplardan bakarsınız, belki gitme ihtiyacı duyarsınız. Google'ladığınız zaman da yer ve konumları çıkıyor zaten. Gidip orada karma sergilere katılabilirsiniz. Birçok sergiler oluyor bu galerilerde. Onları da kenarına ekranın yazalım. Çünkü bu size tamamen bir kılavuz olur Hakan gözünden. Şimdi bu eserimizde Alican Leblebici'nin boks eldivenleri ve kalbi oluşturuyor. Özellikle bu altın renginde vuruldum. Direkt bu benim olmalı dediğim işlerden bir tanesi. Karşısında Necat Satı var. O da tamamen pembe tonlarından oluşuyor. Hatta özel bir boyayla boyanmış. Gece de biraz aydınlık veriyor, parlaklık veriyor. Sevil Dolmacı'dan aldım. Zaten Necat Satı da Sevil Dolmacı'nın sanatçısı. Yine buraya not alıyoruz galerimizi ve sanatçımızı. Ondan sonra benim en çok sevdiğim iki eser var burada. İkisi de Taner Yılmaz. Taner Yılmaz genelde portre çalışıyor. Kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. İlk vurulduğum tablosu bu kırmızı portre. Benim çok hoşuma gitmişti. Özellikle detaylarına baktığınız zaman bu kırmızıyla turuncu renklerinin birleşmesi, nar çiçeği renklerinin birleşmesiyle oluşan ve o gözlerindeki kızın derinliği beni çok etkilemişti. Direkt benim olmalı dediğim bir tablo oldu ki ben çok portreci değilimdir ama Taner'in portrelerine bayılıyorum. Onun karşısında yine aynı şekilde Taner'in yaptığı mavi tonlarda bir eserimiz var. Geldim. 2014 yılına sakladığım bir tablo yine İsmet Değirmenci'nin. Bunu da bu duvara yerleştirdik. O da yine bir yelkenli var burada. Yine denizle alakalı çok hoş bir tablosu. Misafir odalarımdan bir tanesinde de Ahmet Yeşil'in siyah kırmızı bir tablosu var. Bu iplikleri oluşturuyor tablolar ki birçok da serisi var bunun. Onun da hesabından birçok işine bakabilirsiniz. Aslında bu seriye başlamamın ilk noktası Kirkor Sağkoğlu oldu. İki tane kırmızı tablosuyla beraber. Aslında böyle kırmızı renklerini eskiden sorsanız, "Aa ben kırmızıya çok uzak bir insanım." dediğim noktada bu tabloları görünce vuruldum. Burada bu iki parçanın antikacılardan toplanmış olması, eski zanaatkarların kullandığı parçalarla kendi kombinasyonunu oluşturmuş ve ben iki parçayı da görünce özellikle bunun 3 boyuta çıkması beni çok heyecanlandırmıştı ve bu iki parçayla da benim koleksiyonum başlamış oldu. Kirkor'la da zaman içerisinde bir dostluğumuz oluştu. Onun tam ön kısmında da Güler Güçlü'nün eseri var. Güler Güçlü'yü de şöyle keşfettim. Biliyorsunuz sanat evini tamamlarken ev sahipleri Güler Güçlü'nün işlerini bana attığında çok heyecanlandım. Onların da bahçesine büyük bir heykel koyduk. Ben de bu küçük olanı için görüştüm kendisiyle. Buradaki iki insanın da hayatı taşıdığı yüklerin aslında zaman içerisinde ne kadar fazlalaştığını gösteriyor. Ve ben bundan çok etkilendim ki bizler bugün hem çalışma hayatı olsun hem birçok sorunun, birçok
mücadeleyle birlikte bütün yüklerimiz aslında bu heykel tamamıyla anlatıyor ve zaman içerisinde bu küplerde büyüyor bir şekilde. Buna baktığım zaman da tamamen böyle bir mesaj veriyor bana. Şimdi sıradaki eser de Kadriye İnan'ın eseri ve en sevdiğim eserlerden bir tanesi. Farkındaysanız benim boyuma da yakın. Bu çocuk da bana inanılmaz pozitif geliyor ki birçok DM ve mesajlardan pozitif alanlar var, negatif alanlar var. Böyle bir karmada yaşıyorum. Bana inanılmaz huzur veren işlerden bir tanesi de bu. Akrilik ve kağıt işçiliğinden oluşuyor. Pixel adı altında bir serisi var. Benim en çok sevdiğim serilerden bir tanesi. Bu galeride Sevil Dolmacı'dan ulaşabilirsiniz kendisine. Onun dışında Jake'lerim var. Jake artık herkes biliyor ve beni tanıyan herkes biliyor. İki tane işi var burada. Bir tanesi arkadaşımın ama burada kaldı. Hatta 1,5 aydır burada. Vermemek için elinden geleni yapıyorum. Çok seviyorum çünkü. Bu eserlerde tamamıyla paslanmaz çelikten oluşuyor ve hiçbir kuş birbirine de benzemiyor. Yakından da gördüğünüz zaman üstündeki işçiliği de çok iyi anlayacaksınız. Bu eserlerinde dün gittiğim Contemporary Art'ta da renklileriyle karşılaştım ve çok beğendim. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bu evin ilk eserlerinden sonra İstanbul'da topluyorum. Bir yandan da yurt dışındaki galerilere bakıyorum. Bu da Belçika'dan Xavier. Kendisiyle de Instagram'da da arkadaş olduk. Zaten ilk önce rengine bayıldım. Ondan sonra da bu gergedanın şekline. Bu da çok tatlı eserlerden bir tanesi. Biz bunun altındaki kaideyle beraber böyle aslında ufak bu da bu arada. Tamamen kendini gösteren bir iş oldu. Onu da zaten bir dijital sanatımız var burada. Onun da hikayesi şöyle. İlk defa NFT dünyasına bu eserle girmiş oldum. Hakan Yılmaz'la beraber böyle bir birleşim ortaya çıktı. Hakan'la da görüştükten sonra bana birkaç tane tablosunu attı dijital. Aralarından bu eseri seçtim. Bu eserin de bana verdiği böyle bir hisse kapılıyorsunuz ve o dalgalanmaları izliyorsunuz. Her geleninde en çok dikkat ettiği eserlerden bir tanesi. Çünkü dijital sanat dediğiniz noktada çok fazla evlerde örnek göremiyorsunuz. Ama ben burada başlatmış oldum. Hatta dün yine gezerken acaba bir tane daha dijital sanatım olsa mı deyip bazı yerlere böyle ekranlar yerleştirmek istiyorum. İki tane de Göksu'nun işi var. O da tavşanlar çalışıyor mozaiklerle beraber. Bir tane havuz kenarında var, ayakta duran tavşan. Bir tane de burada var. Tamamen böyle parlak mozaiklerden oluşuyor. Şimdi birkaç tane ufak tablom var. Bir de çok güzel bir el işçiliğim var. O da Sanem Tufan'ın. Ona geçelim diyorum. Şimdi sıradaki işimizde Sanem Tufan'ın işi. Sanem Tufan tamamen demir işçiliğiyle çalışıyor. Burada bir el var. Burada da sanatçının içine yerleştirdiği notalar var, harfler var. Benim çok hoşuma giden bir iş. Hatta geçenlerde yine hesabına bakıp acaba bir şey daha mı alsam deyip devamlı hesabına baktığım bir sanatçı. O da Imoga Art'a bağlı. Eda ile beraber çalışıyorlar. O da en favori eserlerimden bir tanesi. Geliyoruz küçük tablolarıma. İki ufak tablom da Semih Çavuşoğlu'na ait. O da benim üniversitede bölüm başkanımdı ama şimdi artık kendisi bu tür eserler yapıyor. Ve oradaki çivi, üstündeki adam, bir metal parçası var. Onun yine üstünde minik bir adam var. Yakından da gördüğünüzde çok hoşunuza gidecek. Onun da böyle bir tatlı serisi var. Hatta yurt dışında yakında bir sergisi olacak. O iki tabloyu da kendisi bana hediye etti ve onur duydum. İsmet Değirmenci'nin iki ufak tablosu da pamuk işlerinden oluşuyor. Böyle üstündeki üç boyutlu pamuklar var. Bu tablonun da en güzel yanı işte o üç boyuta çıktığı noktada çok heyecanlandım. Bu iki tane eserini de aynı şekilde salona yerleştirdim. İsmet
yatak odamda da Kirkor'un bir eseri var. Hatta kendisi hediye etti bana, sağ olsun. Bir dostluğumuz oldu ve beni çok sevdiğini söyledi. O da çok hoşuma gitti. En son Bihter bana bir hediye getirdi. Kendisi yeni çalışmalara başladı. Onun serisinden de bir tane hediye geldi. Bunun 3 boyutlu oluşu da çok hoşuma gitti. Tam kararını veremedim nereye asacağım diye. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Şimdi ben eserleri nereden almalıyım, nasıl yapmalıyım, Hakan'ın koleksiyonu nasıl oluştu dediğimiz noktada ben kendime göre bir koleksiyon oluşturdum. Şimdi herkes diyor ki bu değerlenir mi? Aldığınız sanat eserlerini hiçbir zaman satacakmış gözüyle veya işte bu ne kadar değerlenir diye baktığınız noktada ben öyle bakmıyorum açıkçası. Ben, onlar benim ve benim hoşuma giden her şeyi topluyorum. Asla da satmayı düşünmüyorum. Evet, daha büyük bir eve taşınmayı düşünüyorum mesela. Bazen aklıma geliyor daha büyük bir galeri gibi ev mi yapsam diye. Bunlara sahip olduktan sonra onlar sizin manevi olarak da bir gönül bağınız oluyor. Eserleri nasıl seçmeliyim derseniz de araştırın, bakın, sanatçısıyla iletişime geçin, galerilerle konuşun. Ve böyle bir koleksiyon oluşturun ki ben bütün galeri sahiplerini artık tanıyorum. Ve birlikte onlara yeni sanatçılar geldikçe paylaşıyoruz, konuşuyoruz üzerinde. Sizi muhakkak etkileyecek işler olacaktır diye düşünüyorum ki burada da bu videoda size kılavuz olur. Belki bir noktadan başlarsınız. Bir sonraki videoya görüşmek üzere.